Erciyes Dağı'nın lavlarının püskürdüğünde miladın daha ilerisindeki yıllarda Erciyes Dağı'nın yanardağ olduğu zamanlarda lavları püskürünce Sultan Sazlığı'na doğru bu lavlar püskürüyor. Erciyes Dağı'nın güneyinde hemen Erciyes Dağı'nın şu anda bakıyoruz güney tarafını görüyoruz. Onun güneyinde Sultan Sazlığı'nın yaklaşık 5 kilometre falan beri tarafında evet vanadyum madeninin bu lavlardan püsküren madenlerin olduğu bir sahadayız. Vanadyum madeni belki buranın tenörü nasıl onu bilmiyoruz ama çok önemli bir maden. Bu lavların püskürmesiyle meydana gelmiş bir maden. İşte şu anda Develi'de vanadyum madeninin olduğu bölgedeyiz. Şu anda görüyoruz büyük bir çukurun içerisinde bu vanadyum madeninin şeylerini görüyoruz. Böyle kütle halinde, toprak halinde de var. Hemen burası da evet, birçok amaçlı olarak kullanılabiliyor vanadyum. Evet, buraya bir maden ocağı da açılmış. Çok hafif tüflerden oluşuyor. Yani şöyle kaldırdığımızda koca koca şeyler, taşlar çok hafif bir şekilde evet vanadyum görüyoruz. Kırmızı yanmış volkanik evet. Evet, şu anda açılan alından bir yani yaklaşık 10 metrelik bir alın açılmış madende vanadyum madeni. Belki bölgemiz için yeni bir iş, aş, ekmek kapısı da olabilir vanadyum madeni. Katmanlarını görüyoruz. Katmanların arasında böyle bazı evet kükürt oksitlenmiş gibi çukurdan çıktık. Erciyes Dağı'nın eteklerindeyiz. Bir vanadyum madeni